Bunu Muharrem ayının 7'sinde, 8'sinde yani ondan önce tevkif edilip o aşure gününde yapılması gereken bazı muamelatlar var. Diyelim ki oruç tutmak gibi, o gece yapılacak ibadetler gibi bazı konularsa bunları bilmekte fayda var. Aslında önceden olması gerekiyordu. Fakat yine konuşulmuştu, belki biliniyordu. Önemli olan o konuları bilmemiz. Fakat bu tertip elbette bir aşure olarak, adet olarak bu zamana getirilmiş. Bu da bir bizim için bir kazançtır. Örf ve adetimizin devam etmesi açısından ilgili arkadaşlara bu konudan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şeydir. Örf, adet, anane elbette milletlerin bekası için, insanların bir araya toplanıp haşirleşik olması için güzel bir tertiptir. Şimdi benim diyeceğim bu kadar. Bu Muharrem ayının ve bütün önümüzdeki olan güzel gecelerin, günlerin hayırlı uğurlu geçmesi için, aşure günümüzün de mübarek olması için, geçti ama yine gelecek yıllardaki ömrümüzün yettiği kadar gelmesi de nasip olur inşallah, güzel geçmesi için bu Kur'an-ı Kerim okuyup dua edelim. Ondan sonra aşure ikramımızı yaparız inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Yalnız bırakmadığınız için herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz önümüz seçim. Ben gerçi birçok kişi bu durumu biliyor ama benim telsiz mahallesi doğma büyüme olduğundan dolayı öncelikli sebebim o. Ben muhtar adayım. Geçen dönem de muhtar adayıydım. Bu dönem de yine adayım. İnşallah Rabbim bu nasibi bize nasip eder bu düşüncemizi. Şimdi şöyle bir durum var. Ben 3 yıldır bu derneğin başkanlığını yapıyorum. Bu aşırı programımız da geleneksel hale geldi. Hemen hemen her sene yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Sizlerden dua ve destek bekliyorum. Duanızı bizden esirgemeyin. İnanın dernek olarak elimizden geldiği kadar güzel işler mahallemize yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz yetki alırsak emin olun herkese eşit davranacağız. Ben hatta büyüklerimizle de konuşuyorum. Mahalleyi farklı bir mahalle yapma peşindeyiz. Yani Zeytinburnu'da 13 tane mahalle var. En farklısı telsiz mahallesi olacak. Buna canı gönülden inanıyorum. Zaten biraz şüphem olsa bu durumdan geri çekilirim. Ama inanmak başarmanın yarısıdır. Biz de bu konuda inancımız sonsuz. Sizlerin desteğini devamlı istiyorum ve bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Evet aldım aldım. Bak, kameramanlar unutma. Alpa yani burada Yusuf Kürdar. Çekin çekin bol bol var.